Geçen 19 Kasım günü Karadeniz Ereğli açıklarında askeri mendireye çarptıktan bir süre sonra batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Nene Hatun gemisinin yanı sıra denizden ve kıyıdan arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Geminin bütün kum ve balçık girilemeyen yerlerinin girilmesi, gerektiğinde sökülmesi ve bu kum ve balçık tabakasının altında kayıplarımızın olup olmadığını arama. Ve bunun içinde geminin oynatılması dahi var. Ama bu peyderpey. Bununla şu anda bu süreç başladı. Firma geldi. Dün itibariyle yerinde keşif, survey çalışmalarına başladı. Bugün de kendi gemileri geliyor. Ancak yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tüm kabiliyetleriyle hazır ve nezaret edecek. Gerektiğinde destek verecek. Diğer arama deniz yüzeyinden, kıyıdan, karadan bütün ekipler yine bu çalışmalarına devam ediyor. Yani denizdeki aramalar, kıyıdaki aramalar. Diğer ekiplerimiz, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, afet diğer ekiplerimiz de aynı çalışmalarına devam ediyor. Sayın Efendim, bir şey sorabilir miyim? Gerçekten son günlerde afet anılır hale geldi. Yani böyle valilik olarak olası böyle şiddetli yağmurlarda, kasırgalarda, fırtınalarda nelerde afet olabilirliği şeklinde hani bir hazırlık anlamında böyle bir çalışma, rapor var mı? Hazırlık anlamında. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin risk azaltma planları var. Türkiye'nin AFAD'ın başkanlığında ve her ilin riskleri belli, riskli alanlar belli. Bunlar her sene güncelleniyor. Şimdi bunlar sürekli gözden geçiriliyor ve bu yağışlar olmadan önce oturup bunlar konuşuluyor. Tekrar 9 Aralık'ta olan toprak kayması Heyelan, Asma Mahallesi'nde olan Heyelan'dan önce de yine bu planlara göre bütün ekipler sahada yerlerini alıyor. Tabii kamuoyuna bu duyurular yapılıyor. Bu riskler duyuruluyor. Neler yaşanabileceği hem AFAD Başkanlığı hem valiliğimiz hem bunu diğer vasıtalarına duyuruyoruz. O gün dahi yine ilave olarak bütün teknik ekiplerimiz yine riskli olabilecek yerleri değerlendirmek üzere çalışıyorlardı.